Samimi analize karşınızdayız. Gündemdeki önemli gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem sonrasında büyük yıkıntılar, büyük bir afeti yaşadık biliyorsunuz ki ve şimdi hemen Kahramanmaraş'a gidiyoruz. CHP Trabzon Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kaya bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Sayın Vekilim. Çok teşekkürler. Öncelikle bütün sizin de nezdinizde bütün vatanımıza, bütün vatandaşlarımıza bir kez daha bu afeti yaşadığımız için, bütün kayıplarımız için başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletmek isteriz. Ben de duygularınıza katılıyorum. Şimdi orada bir nüans var, onu belirtmek isterim. Trabzon'da Maraş kardeş şehirlerdir. Evet. 1970'li yıllarda burada valilik yapan Trabzonlu hemşerimiz Nezmettin Karaduman'a burada bir bulvar var şu an hemen yakınımızda, Trabzon Bulvarı. Oraya Necmettin Karaduman ismi verilmek istemiş. Necmettin bir demiş Trabzon Bulvarı adını verin. Buraya Trabzon Bulvarı adını vermişler. Trabzon'da da bir Maraş caddemiz vardı. Tesadüf bugün de 24 Şubat Trabzon'un kurtuluşu. Bu vesileyle hem Trabzon'umuzun kurtuluşunda kan döken şehitlerimize, o toprakları bize vatan yapan insanlara hem de bu deprem nedeniyle kaybettiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek sohbete başlayalım istiyorum. Evet, başımız sağ olsun. Bir yandan da yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve siz depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye intikal eden bir isim olarak öncelikle izlenimlerinizi aktarmanızı isteriz. Teşekkür ediyorum. Çok acı, çok ağır bir tabloyla karşılaştık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi deprem haberini alır almaz ki sabahın saat 04:20'siydi. Hemen Genel Başkan Yardımcımız Maraş Milletvekilimiz Ali Öztunç'la irtibata geçtik. Ayaktaydı zaten. O da Maraş'a hareket etmek üzere hazırlıklarını yapıyordu. Bize de genel merkezimiz bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerini en kısa yoldan ve hızlıca deprem bölgelerine gidin, vatandaşın derdine derman olmaya çalışın diye bir talimat geldi. O talimat gereği bizler de yollara döküldük. Fakat deprem bölgelerine ulaşmak çok sıkıntılıydı. Özellikle evet. İlk gün yani Ankara-Maraş arası 5-6 saatlik bir yol ama 11-12 saatlik bir yolculuğumuz oldu. Neden? Yollar araçlarla doluydu. Şimdi orada acı olan ve bizi üzen şu, yurdun birçok bölgesinde özel araçlarla insanlar yollara döküldüler. Fakat deprem sahasında temel ihtiyaç iş makineleri. Enkazları kaldırmak, onların altından insanları kurtarabilecek ekipmandı. Maalesef ilk günlerde bunun yoksunluğunu yaşadı insanlar burada. Biz ikinci gün sabaha geldiğimizde de bizzat o manzaraya tanık olduk. İş makinesi yok. Evet. İnsanlar birbirinden medet umuyor. Feryatlar ayyuka çıkmış. İnanın yani benim yanıma bile onlarca insan gelip ne olur şurada şu enkazın altında yakınım var yardım edin diye yardım istedi. Tabii elinizde ekipman olmayınca ve bu konuda eğitiminiz olmayınca çok bir şey yapamıyorsunuz açıkçası ama elimizden geldiğince ekipman bulma konusunda vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştık. İkinci gün sabahı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri buradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipler buradaydı. Birçok gönüllü evet. vatandaşımız buradaydı ama devlete hükümet edenler ve bu güçlü Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birçok kurumu, kuruluşu maalesef üçüncü güne kadar buralarda yoktu. Şimdi vatandaş bu konuda isyan ediyor, sitem ediyor da Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman çıkıp cevaplar veriyor ya. İnanın ben bizzat yaşadım, tanık oldum. Vatandaş ne diyorsa doğru diyor. Ben de çünkü bunu bizzat yaşadım, gözlemledim, gördüm, tanık oldum. İlk günlerde burada ekip yoktu, ekipman yoktu. Enkazlardan sadece gelen feryatlar ve kurtarılma çığlıkları vardı. Yakınlarının medet umma arayışları vardı. İkinci günden, üçüncü günden sonra ekipler, ekipmanlar gelmeye başladı. Ama işte o trafiğe sıkışıp kalan, az önce bahsettiğim trafik, özel araçlardan fırsat bulup geçemeyen iş makineleri. Yani orada hatta bir video çektik arkadaşlarla, bir çağrı yaptık. Dedik ki ya Allah rızası için, şu an deprem sahasında birinci öncelik, birinci ihtiyaç kurtarma ekipmanları. Bu insanlara öncelik sağlayan özel araçları bir kenara alın. İş makineleri,
Yanımızda bir sürü o araç trafiğin içinde tırların üstünde iş makineleri vardı. Bir an önce bunların deprem bölgesine ulaşması gerekiyor. Bunu bile organize edemeyen bir yönetim anlayışı var. Çağrı yaptık, dedik ki burada birinci öncelik bu makineler, bu katolar, bu vinçler, bu yük kaldıracak iş makineleri. Bunların bir an önce deprem bölgesine ulaşmasını sağlamak adına trafikte bir düzenleme yapılsın, özel araçlara müsaade edilmesin. Öncelik bu araçların deprem alanlarına ulaşmasına verilsin. Fakat biz dedik, biz işittik. İnsanlar enkazların altında feryat ederken, kurtarılmayı beklerken iş makineleri maalesef trafikten kurtulup buralara ulaşmaya çalışıyordu. Üçüncü günden sonra ancak sahada bir şeyler normalleşmeye başladı. Birçok enkazın başında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerlerimizi gördük. İşte Zonguldak'tan gelen madencileri gördük ama üçüncü günden sonra, hatta sitem de ettim, bir madenci arkadaşla konuştuk. Ya arkadaş dedim, siz bu arama kurtarma konusunda uzman isimlersiniz. Yıllardır bu işlerin içindesiniz. Sahada birinci öncelikli olması gereken... Sayın Kaya, bir yandan da zaten bölgede olduğunuz için bir yandan da görüntüleri de yine görmek isteriz. Evet, anlatırken bir yandan. Evet. Yani o madenci arkadaşlara biraz sitemli bir şeyle, neredesiniz arkadaşlar, niye gelmediniz dediğimde bana çok acı bir şey söylediler. İnanın vekilim dediler, 3 gündür talimat bekliyoruz. Biz çalıştığımız kurum yetkililerinin iktidarla görüşmelerinin sonuçlanmasını bekledik. Üçüncü gün sonunda ancak bize onay geldi, izin geldi. Ve inanın o insanlar o kadar çalışkanlar ve o kadar işlerini bilerek yapıyorlardı ki onları izlemek bile insana moral veriyor. İzledik. Arı gibi çalışıyorlar. Hep işbirliği içinde çalışıyorlar. Ve birçok insan, birçok insanımız da enkazın altından sağ olarak çıkardılar. O insanlar, evet, onların, madencilerin tabii, özel teknikleri oluyor değil mi? Özel teknikleri var. Arama kurtarma konusunda her biri uzman ve çok eş güdümlü, uyumlu çalışıyorlar. Çok güzel işler çıkardılar burada. Bu vesileyle kendilerine de teşekkürlerimi, tebriklerimi iletiyorum. Ama işte diyoruz ya, hani birinci gün, ikinci gün olsaydılar belki bugün aramızdan göçmüş birçok insanımız, birçok canımız bugün aramızda yaşıyor olacaktı. Dolayısıyla o ilk 2-3 gün... çok ağır, çok acı manzarayla karşılaştık. Yani deprem çok büyük bir deprem, tartışmasız büyük bir deprem, deprem büyük bir felaket. Fakat felaketin bu kadar can kaybına sebep olmasının bir önemli sebebi de hiçbir planın olmayışı. Hiçbir planlama yoktu. Ekipler, maalesef geç gelen o ekipler kendileri organize olarak işte enkazlardan canlarımızı çıkarmaya çalıştılar. Asıl bu işlerin mihmandarı olan, yapması gerekenler, işte hemen gözlerimiz, tabii biz alışkınız, bir afet olduğu zaman kara gün dostu dediğimiz Kızılay'ı aradı. Ama ben Kızılay'ı hiç ortada görmedim. 3-4 gün Kızılay'ın kazı yok. Yani o kurumumuzun ne hale geldiğini gerçekten ciddi bir değerlendirme yapmak lazım. Diğer taraftan AFAD. Sonrasında AFAD geldi. Yani bu iki kurumun ilk gün, ilk saatlerde sahada olması lazımdı. Biliyorsunuz depremin yıkıcı etkisi, ama bunun yanında çok soğuk bir hava vardı o günlerde. Bugün hava açtı. O soğuktan dolayı da birçok insanımız hipotermi nedeniyle donarak öldü diye düşünüyorum. Zaten enkazlardan çıkanlardan birçok cesetin kas kata halde olduğunu arkadaşlar anlattılar. Bu da söylediklerimizi doğruluyor. Maalesef birçok insanımız kurtarılmayı beklerken o buz gibi havada enkazların altında donarak öldü. Sayın Vekilim, şimdi raporlar da geliyor. Birçok üniversiteden mimarlar, jeologlar, mühendisler yıkılan her bir binanın başına geçip oradan bir takım çalışmalar yaptılar. Yıkıntıların, enkazların içinde bir takım çalışmalar yaptılar ve önümüzdeki günlerde bunları raporlar halinde sunacaklar. Evet. Siz uzmanlarımızın özellikle değerlendirmelerini ne yönde görüyorsunuz? Yani büyük bir iki afetten bahsediyoruz. Büyük bir afetten bahsediyoruz, evet. Ama bir yandan da sunulan raporlar bize ne gösteriyor? Şimdi ne söylüyor? Şöyle söyleyeyim. Tabii afet büyük, gerçekten yani bu tartışılmaz. Fakat ortada şöyle bir gerçek var. Bakın şimdi yine arkadaşımdan rica edeceğim, bir göstersin. Bakın şimdi hemen şu olduğum çevredeki bütün binalar yıkılmış hemen hemen. Sağım, solum, önüm, arkam. Yani böyle 360 derecelik bir açıyla döndüğümüz zaman onlarca binanın yıkılmış olduğunu görüyoruz ama hemen karşıda bir tane bina var. Bakın tuğlalı. Sapasağlam. Hiçbir yerinde zerrece bir çatlak yok. Camlarında kırılma dahi yok. Yine buna benzer birkaç tane bina var. Şimdi aynı yer, aynı yer, bakın aynı yer.
aynı zemin, yani zemin farkı yok. Neyse kaya zeminse kaya, orası neyse burası da o. Şimdi bu binalar yıkılırken o bina ya da şunlar niye yıkılmadığı sorgulamak lazım. Evet. Yani şimdi bazıları bunu kader olarak nitelendiriyor ama yani bu kader midir yoksa kulun akılsızlığı mıdır? İş yapan insanların yaptığı işi düzgün yapmamasının bedeli midir? Gerçekten bunun sorgulanması lazım. Şimdi bilim insanlarımız inceleme yapıyor, numuneler alıyor. Ben de makine mühendisiyim, inşaatçı değilim ama yani biraz bu konularda bilgi sahibi bir insanım. Bakın hemen burada önümde bir beton parçasını alacağım. Şimdi bakın böyle şey yaptığınız zaman elinizde ufalanıyor beton. Elinizde ufalanıyor ve betonların içinde genelde bakın yine bir başka kesit alacağım. Hemen bakın. Şimdi görüyor musunuz? Şu taşı görüyor musunuz elimdeki taşı? Hemen yerden aldığım sıradan bir beton bu. Şu taşı görüyor musunuz? Taşın şekline bakıyor musunuz? Yuvarlak. Evet. Bu ne demek? Bu dere çakılı olduğu demek. Şu suyla birlikte hareketler sonucu, sürüklenme sonucunda bütün yüzeyleri ovalleşmiş. Şimdi bunun beton tutma oranı çok düşük oluyor. Kırılarak yapılan çakılın beton tutma oranı çok yüksek. Ama görünen şu ki bu yıkılan binaların birçoğunda maalesef yanlış malzemeler kullanılmış. Bu raporlarla da ortaya çıkacak zaten. Dere çakılı kullanılmış, dere kumu kullanılmış. Dolayısıyla bunun tutunması çok düşük olduğu için yıkılma nedenlerinden belki bir tanesi bu. Diğer taraftan yine burada inşaatta kullanılan demir donatılar var. Demirler var. Birçoğu nervürsüz demir dediğimiz yine betonu tutma oranının az olan demirler. Bunlar kullanılmış. Bu ve benzeri sebepler tabii yıkımın boyutunun artmasına sebebiyet vermiş. Gördüğümüz, anladığımız o bizim yüzeysel bakışla. Yani yapılan işin kalitesizliği, işini düzgün yapan insanların, yönetmeliklere uygun iş yapan insanların, yaptığı binaların ayakta olduğunu görüyoruz. Aynı çevrede, aynı zeminde olmasına rağmen ama işini düzgün yapmayan, ihmallerde bulunan, işini ihmal eden insanların yaptığı binalarında yerle biri olduğunu ve içinde yaşayan insanlara da mezar olduğunu üzülerek görüyoruz burada. Peki bundan sonra meclis açılacak önümüzdeki günlerde ve sizin sunacağınız ya da işte orada artık hararetli tartışmalar göreceğiz. Bundan artık hepimiz eminiz. Neleri sunacağız? Neler yapmalıyız? Yani CHP şöyle söyleyeyim. Tabii bu konuda raporlar hazırlıyor. Her birimiz gözlemlerimizi genel merkezimize iletiyoruz. Zaman zaman toplantılar yapıp değerlendirmeler yapıyoruz. Bir kere Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Yani bu bir anda başımıza gelen hiç bilmediğimiz bir olay değildi. Yıllardır konuşulan bir olay. Fakat biz bu olma olasılığı yüksek depreme karşı ne gibi tedbirler almışız, ne yapmışız? Bunu bir kere masaya yatırmamız lazım. Deprem olmadan önce yapılması gerekenler, deprem olduktan sonra yapılması gerekenler konusunda maalesef sınıfta kaldığımızı üzülerek gözlemledik, tecrübeyle gözlemledik, ağır bedeller ödeyerek gözlemledik. Bakın, şimdi enkazlar kaldırılıyor. Enkazların kaldırılma aşamasında bile bu hazırlıksızlığımız maalesef kendini gösteriyor. Yani ilk başından ilk sonuna kadar. İlk geldiğimiz günlerde yine bir konuya değinmem lazım. Hemen şu karşıda bir bina görünüyor. Bakın üstünde buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama baz istasyonları var. Yani bu evet, en büyük sorunlardan biri de iletişimsizlikti. Evet, şimdi bakın geldiğimizde işte arkadaş grupları bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Maalesef iletişim bir telefon geldi bu arada. İletişim konusunda çok ciddi sıkıntı yaşadık. Telefonlar çekmiyor, mesaj atıyorsunuz, mesaj yerine ulaşmıyor, WhatsApp'tan atıyorsunuz. Bir türlü iletişim kurulamadı. Şimdi bunun şöyle bir bedeli oldu. Hani bizim iletişim kurmamız elbette önemliydi, yardımları dağıtabilmek, insanlara yardımcı olabilmek adına ama düşünün. Enkaz altındaki insanlar konum attılar, mesaj attılar, canlıyım, sağım, beni buradan kurtarın diye çığlık attılar. Ama o çığlıklar maalesef o çöken şebeke nedeniyle, o çöken binaların üstündeki baz istasyonları nedeniyle adresine, yerine ulaşamadı. Dolayısıyla bir gözlemimiz şu, bir kere deprem bölgelerinde katiyen binaların üstüne baz istasyonları yapılmamalı. Baz istasyonları
Bu GSM şirketleri çok büyük paralar kazanıyorlar. Kazandılar. Çok, bir evet. Zahmet, bir zahmet belli arsalar satın alacaklar. 10 metrekare, 20 metrekare. Oralara çelik direkler dikecekler. O çelik direklerin hı hı. üzerine baz istasyonlarını koyacaklar. Bu tür afetlerde baz istasyonları binalarla birlikte çöküp iletişimi de çökertmeyecek. İletişim o kadar önemliydi ki. Belki de afet çalışmalarının depolarının yanında onların da yedeklerinin olması kesinlikle gerekiyordu. Olması GSM lazım. Operatörlerine artık, bütün vatandaşlarımız binlerce para ödüyor. Yıllık aynen. bir sürü paraları ödüyoruz. Doğru diyorsun. Aynen. Evet. Yani bu kadar paralar ödüyoruz. Bu kritik, bu sıkıntılı günde de gönül istiyor ki onlar evet. eksiksiz çalışsınlar. İletişim felç olmasın. Hı-hı. İnsanlar birbirine ulaşabilsin, yardımlaşabilsin. Ama bu maalesef evet. engellenmişti. Hatta bizim İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin mobil baz istasyonu geldi, kuruldu. O çalışmaya başladığı anda oradaki insanların cebine mesajlar düşmeye başladı. Bir gün önceden atmış enkazın altında, şu enkazın altındayım, konum atmış. Öylece birçok insana hı-hı. ulaşılıp kurtarıldı. Ne kadar kritik bir evet. mesele değil mi? Ama bu bile tabii düşünülmemiş. Tabii ki ölüm kalım meselesi. Yani bu evet. kadar kritik bir mesele bile düşünülmemiş. Bunun dışında işte yatay mimari diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu daha önce dillendirmişti. Ama uygulamaya bakıyorsunuz, hı hı. altından fay hattı geçen bir yerde 10-12 katlı binalar. Yani bu kadar saçma sapan bir şey olmaz. Bunun yanında bakıyorsunuz, o binalar yıkılmış, yanındaki binalar yıkılmamış. Soruyoruz, diyor ki adam, işte bu müteahhit diyor, yaptığı bütün inşaatları da diyor, radde temel yapar. Artı tünel kalıp uygular, işte perde beton yapar. Dolayısıyla bu yıkılmayı engellemiş. Şimdi bu tür örnekler varken demek ki bu tür bölgelerde aslında olması gereken tabii, değil mi Sayın bu Vekilim? Bu tür bölgelerde evet. imalat edilecek binalarda bu tür hassasiyetleri dikkate almamız gerekecek. Kontrollerin iyi yapılması lazım. Adamını bulan 5 evet. katı 10 kata çıkarmamalı. Bu tür denetimlerin, hı-hı. kontrollerin çok ciddiyetle yapılması lazım. Yani gönül istiyor ki bu yaşanan ağır tablodan, bu ödenen ağır bedelden millet olarak ders alalım, yarınlarımızı hep birlikte ve güzel bir şekilde inşa edelim. Bu tür afetlere artık canlarımızı vermeyelim. Japonya'da 9 şiddetinde bir deprem olduğu zaman insanlar hiçbir şey olmamış gibi oturup çay kahve içip sohbetlerini sürdürebiliyorsa, biz 7-7,5 şiddetindeki tabii günlük hayatlarına devam edebiliyorsa, biz de aklın ve bilimin yol göstericiliğinde işler yapalım, sonuçlar güzel olsun, insanlarımızı bu tür afetlerde artık öldürmeyelim, bu tür yapılar insanlarımızın mezarı olmasın. Çok teşekkür ediyorum hem katıldığınız hem bize böylesine çok değerli, çok özel, güzel bilgiler verdiğiniz için. Son olarak da yine bundan sonraki aşamalarda yine Kahramanmaraş'ta mı kalacaksınız? İzlenimleriniz devam edecek mi? Onları da öğrenmek isteriz. Şimdi bugünler tabii enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. İşte enkazlar evet. alınıp belli alanlara dökülüyor. Çok aslında yapacağımız bir şey kalmadı bu anlamda. Bu arama kurtarma faaliyetleri evet. bitti. Şu anda biz milletvekilleri olarak insanlarımızın çadır, giyecek, işte ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için belediyelerimizin eliyle gelen malzemelerin dağıtımı konusunda inanın hiç gocunmuyoruz. Her bir milletvekilimiz kendi arabalarımızla buraya geldik ve günlerdir arabalarımızla uyuyoruz zaten. Kalacak yer sıkıntısı var biliyorsunuz. Arabalarımızın evet. arkasına bir teyzemiz arıyor, koordinasyon merkezimize ulaşıyor. Arabamızın arkasına alıyoruz kumanyasını, işte odununu, şeyini, ne kadar ne getirebilirsek arkadaşlar, herkes seferber olmuş durumda. İnsanlarımıza ulaşıp elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Pazar akşamına kadar burada kalacağım. Sonra tekrar Ankara'ya döneceğiz. Tabii duş alma ihtiyacı oluyor işte. Onu burada maalesef evet. yapamıyoruz. Gidiyoruz, bir gün dinlenip tekrardan geliyoruz. Genel merkezimiz ne kadar nereye görevlendirirse bunu seve seve bir gönüllülük esasıyla, bir yurttaşlık görevi olarak görüp vatandaşlarımızın son anına kadar yanlarında olup ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda onlara kol kanat germeye, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Yayınımıza da katıldığınız için, bizlerle de paylaştığınız için. Önümüzdeki günlerde tabii ki tekrardan bağlanıp son izlenimlerinizi almak üzere yeniden buluşmak dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, samimi analizin burada geldik sonuna. Gelişmeleri tekrardan aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.